Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Sivas etli ekmeği yapacağız. İnşallah. Malzemelerimiz 3 su bardağı suyumuz var 200 ml'lik. 2 yemek kaşığı sirkemiz var. 1 tatlı kaşığı mayamız var. 1 tatlı kaşığı tuz. Yarım çay bardağı da sıvı yağımız var arkadaşlar. Şimdi bunları güzelce karıştıralım. Alabildiği kadar da un. Yumuşak hamur olacak. Poğaça hamuru gibi olacak arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz daha un vereceğim. Kadar yeterli. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. Şimdi bu dinlensin. Mayalansın. Biz de iç harcımızı hazırlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi etli ekmeğimizin harcını hazırlayacağız. Bir adet soğanımız var. Üç adet domatesimiz var. Bir 10 adet kadar da maydanozumuz var arkadaşlar. Yedi adet de ince kırbiberimiz var. Maydanozum. Burayı da ikinci defada çekeceğim. Blender'ımızı almayacak herhalde. Evet arkadaşlar. Malzemelerimizi blender'dan geçirdik. Bire dar oldu. İki defa çektim. Arkadaşlar 300 gram da kıymamız var. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı tuz. Başka baharat kullanmıyoruz. Şimdi bunu güzelce harmanlayalım.
Evet. Bu kadar yeterli. Şimdi hamurumuzu, tezgahımızı alalım. Evet, şimdi hamurumuzu, tezgahımızı alalım. Mayalanmış hamurumuz da. Hamurumuz yumuşak olduğu için biraz ele yapışıyor. Ekmeğin hamuru yumuşak olması lazım. Bezelerimizi alalım. Evet arkadaşlar. Şimdi hamurlarımızı açalım. Fırınımız ısınıyor arkadaşlar. 300 dereceye aldım. Bunların tez pişmesi lazım. Evet. Şimdi harcımızı alalım. Sivas et ekmeğine başka baharatlar olmaz arkadaşlar. Karabiber falan gibi. Sivas et ekmeğinin şeyi budur. Yaladığımız tepsimize götürüyoruz. Hamurumuz cıvık olduğu için biraz zorlandık. Evet.
Tepsimizi tereyağıyla yağladık arkadaşlar. Sıvı yağıyla yağlarsa hamur toplanıyor. Şimdi bunu 300 derecede ısıtılmış fırınımıza gönderiyoruz. Evet arkadaşlar, diğer pişene kadar bunları da hazırladık. Şimdi onlar pişti, bunları atalım. Evet arkadaşlar, hamurlarımızı açalım. Bak, taşın da etlerini döşeyince biraz yumuşadı hamur. Tepsinin içinde döşeceğiz arkadaşlar. Bir daha olay oldu. Kıymamız yağlıydı arkadaşlar. Yağ bulmamıza gerek kalmadı. Elimizde hamurlarını değdirelim. Kuru kalmasın. Evet, içindekileri pişene kadar biz diğerini hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar, et ekmeklerimizi pişirdik, bitirdik. O ölçülerde 12 tane ekmeğimiz çıktı arkadaşlar. Şimdi servis edelim. Evet arkadaşlar, et ekmeğimiz pişti. Servis ettik. Yiyenlere afiyet olsun. Arkadaşlar, kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni tuşuna basarsanız, yorum yazarsanız. Diğer bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.